olur seçim, değişecek mi geçim? Aynı pişkin örnekler, aynı tarz, aynı biçim. Seçim aynı seçim, değişen yalnız takvim. Bu kısır döngülerin galibi mağduru kim? Bu kadar seçim geçti, millet mağdur nitekim. Her yer kuru slogan, her taraf afiş resim. Vaat üstüne vaat, isim üstüne isim. Bayatlamış sözlere bitik tutuk merasim. Seçim oluyor seçim, değişecek mi geçim? Başarı var ise o da üretim. Afiman adı başlar, durur her tür üretim. Bir başarı var, o da üretmeden tüketim. Ne dolaplar çevirir, liste olurken tazim. Fazla önemli değil, liyakat gayret lazım. Burada adalet böyle, torpille olur tazim. İçmemiş çevreler ismiyle, onun müsaadesi izniyle bir programa daha başlıyoruz gönül dostları. Kanal Avrupa ekranlarını açıp ekranlardan izleyen veya kanalavrupa.tv yazıp internet üzerinden izleyen gönül dostlarına canı gönülden selam olsun. Bugün bir programa daha başlama fırsatını, nefesini, imkanını veren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Onun verdiği nefesle, imkanla biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de dualarıyla bugün de bir programa daha başlamış bulunuyoruz. İnşallah güzel bir program sunacağız. Seçim oluyor, seçim dedik. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Daha kaç ay var? Haziran'da olacak seçim. Ha, Türkiye'de ama bu hafta Hamburg'da seçim var. Hamburg'da da yani nereden bakarsanız aşağı yukarı 120 bin, 130 bin insanımız yaşıyor. Kimi rivayetlere göre kaçak falan saydım mı 200 bine falan ulaşıyormuş. Yani bir Sivas kadar hemen hemen bir nüfusumuz var Hamburg'da. O yüzden seçim çok önemli. Güzel bir parçayla başladık. Bu aslında Türkiye'deki önceki seçim manzaralarını anlatan güzel bir parçaydı. Grup Haykırış'tan. Uzun zamandır onlardan da bir parça okumuyorduk. Seçim olacak, seçim değişecek mi, geçim diyor. Değişecek mi, değişmeyecek mi onu da erbabına soracağız. Senelerce burada, senelerdir bizi güzel şekilde Avrupa'da temsil eden siyasetçilerden
başta gelenlerden bir tanesi. Benim de çok sevdiğim programımızdan da üçüncü defadır konuk ediyoruz. Aşina olduğunuz bir yüz, bir sima. Gönül dostu bir insan aslında. %100 siyasi görüşlerimiz örtüşmese de %90 kesin örtüşüyor. İnşallah o kalan %10'unu da tamamlayacağız. Değerli Bayram İnan abimiz, bu afişlerini falan böylece görmüştürsünüz belki, Hamburg'da plakatların. Onu bugün burada konuk ediyoruz. Hafta sonu, pazar günü gideceğiz. Alman vatandaşı olarak oylarımızı kullanacağız. Alman vatandaşlığı olanlar oylarını kullanacak. Bilmiyorum Selahattin, gidecek misin? Kullanacak mısın? İşte 1-0 maça yenik başladın. Ne yapalım? Alman vatandaşı olsaydın, Hamburg'da nüfusun olsaydı orada gider seçim kullanır, oy kullanırdın. Ya. Ama bugün Selahattin'im oy kullanamasa bile bize tabi burada ince ayarlar içinde eşlik edecek. Ha, oyunu burada kullanıyordu. Recep Hocam bugün bak bu taraftan başladık. Sağdan başlamadık. Bugün de bir değişiklik yaptık. Zaten kravat da taktık. Değişiklik olacak. Recep Hocam da kanuni, nizami, intizami işlerine bakıyor. Recep Sefer Hocam kanunda, nefesimizde de Murat Çakmaz kardeşimiz Anadolu'yu burada estiriyor. Umut Elekçi kardeşim, tersten başladım bak neredeyse Selahattin diyecektim. Umut Elekçi kardeşim de ritimde. Evet. Ayrıca burada gördüğünüz gibi güzel, gözümüze hitap eden, gönlümüze hitap eden bir de sanat sergisi var. Müzede falan değiliz. Avrupa'nın göbeğinde. Bugün Kanal Avrupa'da bu güzelliklere de şahit oluyorsunuz. Bunun da mimarı, ustası Yavuz Saygılı Bey bugün bizimle beraber. Onunla da hafif sohbet edeceğiz. O sohbetten ziyade sanatını konuşturacak. Bayram İnan abim de siyasetini konuşturacak. Ondan sonra Merkel'i yerden yere vurmayacağız tabii. Hiç kimse yerden yere vurmayacağız. Bugün tekrar bize katılmak isteyen, bu muhabbete katılmak isteyenler de telefon numarasından katılabilirler. Biz de orada olmak istiyoruz. Bize hiç yer yok mu diyenler de müracaat, irtibat numaraları olacak. Türkiye'den Atanur Dündar kardeşim ekibimizin menajerliğini üstlen. O kardeşime ulaşabilirsiniz. Buradan da İsmail Şimşek abimiz, ona da ulaşıp buraya yerinizi ayırtabilirsiniz. Facebook'tan yazdığınız anda mesajlarınızı okuyacağız. Gurbettensile@kanalavrupa.tv mail adresimizden de, oradan da maillerinizi okuyacağız. Twitter'den de ulaştırabilirsiniz. Bütün imkanlar var. Biz şimdi sohbete geçiyoruz. Telefon numaralarımız geçsin. Arayacaklar. Şunu şöyle alalım. Şöyle sağdan başlayalım. Sergi yıkarak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayram abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağdan başlayalım. Hemen kısa bir tanıtalım. Ondan sonra Bayram abimize sözü verelim. Çünkü sanatçılarla siyasetçiler çok konuşuyor. Cenab-ı Allah'ın verdiği lisanla iş yapıyor değil mi? Aynen. Abimiz işini konuşturuyor. Estağfurullah. Evet abi. Ben Yavuz. 2002'den beri Almanya'da bulunmaktayım. Bu klasik sanatlarla, özellikle hat, tesip, süsleme sanatlarıyla ilgiliyim. Şükür Allah'a herhangi bir eğitim almadan buraya kadar getirdik diye düşünüyorum. Bu işin eğitimi yok mu? Yok. Sohbet bölümünde belki bir iki anekdot paylaşma imkanı olur. Allah nasip etti. Allah'ın bir ikramı olarak uğraşıyoruz böyle. Evet. Bir de Arapça bilmiyorum, okumuyorum falan değil mi? Düşüp bayılalım şurada. Yok, yaklaşık 35 yıldır Kur'an okuyucusuyum. Evet. Ciddi bir talebe oldum. Öyle hattatlar da varmış. Hiç Arapça bilmedi hali. Belki bugün sanat adına bir şeyler söyleme fırsatı olabilirse onun üzerinde durmak belki daha isabetli olur diye düşünüyorum. Çünkü emanet ve liyakat meselesi herhalde öncelikli konumuz olması gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bakalım. Bayram abim yorulduğu an hemen estağfurullah. Ama dedim ya, bu güzelliği burada
öncelikle getirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sergilediğiniz Estağfurullah. için. Bütün izleyiciler adına Avrupa'da da böyle güzellikler oluyormuş. En azından bilsin, görsün insanımız. Memleket nereye üstadım? Ben İzmir doğumluyum ama aslen Kafkasya kökenliyiz. Çerkezim ırk olarak. Hamdolsun. Evet. Buradayız. Ve özellikle şahsınızla Kanal Avrupa'ya ve bütün çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu imkanı verdiğiniz için. Hayırlısı olsun. Allah razı olsun. Daha yaklaşık 2 saate yakın bir zaman Eyvallah. Buradayız. İnşallah sohbet, muhabbet imkanımız olacak. Hatta siz orada bizzat sanatınızı icra ederken o anda da Eyvallah. Hani yemek programlarında yaptırırlar. Evet, uygulamalı. Sohbet, muhabbet yapacağız. Eyvallah, memnun olurum. Bayram İnan abi, bu güzellikler içinde buldun kendini. Aslında yeşiller de parti olarak böyle renge açık bir parti. Yeşil yani dünyadaki bu iklim şartlarına yeşil değil mi? Onlara yeşil koymuşlar. Ben önce tüm seyircilerimizi selamlıyorum. Hepsine iyi akşamlar diliyorum. Şu anda ekranları başında bizi seyredenler. Yavuz kardeşimize de başarılar diliyorum. Hakikaten Eyvallah. Güzel sanatlar sergilemiş. Ayrıca sana da teşekkür ediyorum. Tam günün konumuna ait bir şarkı seslendirdin. Buraya ait olmasa bile ama içindeki seçim lafı Hamburg'daki seçimleri de kulaklarımıza kadar getirdi. O yüzden de sen de sağ ol. Yani böyle günün konusuna ait bir şarkıyı seçip ilk önce onu seslendirdiğin için. Ben tam tersi tepkiyi bekledim. İşte demokratiklik olsa gerek. Şimdi Bayram abi kulağımı çeker benim. Ya bu parçayı nereden seçtin sen hadi. Şimdi siyasete dokunuyor. Ama bu Türkiye'deki eski siyasete dokunuyor. Şimdi sen şöyle bir şey senden biraz evvel kendin de söyledin. Fikir ayrılığımız olsa da demokrasi şartları içinde birbirimizi anlıyoruz. Yani orada haklısın. Her insanın her fikri aynı olması şart değil. İmkansız. O zaman demokrasi olmaz çünkü. İkizlerde bile ya, fikir ayrımı var. Ya o demokrasi olmaz o zaman. Demokrasilerde fikir ayrılıkları olacak ve bu fikir ayrılıkları kavga dövüşten değil tartışarak, konuşarak insanlar bunu düzeltebilirler. Bazı hep söylerler ya neden buradaki meclislerde kavga gürültü yok da Türkiye'de yumruk tekme birbirine giriyor millet. Evet. Bu da bir şöyle diyelim o zaman bir kültür meselesi yahut da ne bileyim bir demokrasinin kurallarını iyice öğrenmiş biri bir olay olarak algılayalım. Çünkü daha önceki programda gene burada izah etmiştim. İçeride biz fikir olarak tartışırız. Birbirimize gireriz ama ki hiçbir zaman yumruk tekme konuşmaz. Dışarıda çıktığımızda gider kahvemizi içeriz beraber. Yani bu olması lazım. Her insan birbirini sevmek zorunda değildir. O yüzden katılıyorum yani. Senin bu açık yürekliliğine, aynı zamanda kanalın açık yürekliliğine de katılıyorum. Ve kanala da buradan teşekkür ediyorum. Bu seçim arifesinde benim bu 3. programım galiba geliyorum buraya. Buradan sevgili Ekrem Bey'e ve Salih kardeşime de selamlarımı yolluyorum. Önce onların programına gelmiştim. Gene bu seçim üzerinde konuşmalarımız olmuştu. Ben onları da buradan selamlıyorum ve hem onlara hem sana hem Kanal Avrupa'ya teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bizim için de bir şeref. Bizim insanımıza hizmet etmek isteyen insanları burada evet. ağırlamak. Yani siz senelerinizi vermişsiniz. Oradaki evet. insanların işte mezarlıklarından tutun da okul hayatından tutun da bütün sorunlarla ilgilenmeye çalışıyorsunuz. Hizmet tabii. Bir